Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ses nereden nasıl çıkar, diyafram, devinim, bunları hep konuştuğum için tam olarak nasıl kullanılıyor, nereden devinim yapılıyor, nasıl çalışıyor, ben de bunları anlatmak istedim sizlere. Şimdi başlayalım. Tomografi makinesinden çekilen video görüntüleriyle gözlemleyeceğiz. Gördüğünüz gibi dil ucu geriye doğru kendini çekiyor ve toparlıyor. Her harfte dilimizin üst kısmı farklı şekillere giriyor arkadaşlar. Buradan nefesimizi ses tellerinin içerisinden geçirerek damak bölgesine gönderiyoruz. İlk damağa uğrasın istiyoruz. Çünkü damakta toparlanan ses daha düzgün bir şekilde duyulma yapıyor. Bu yüzden damak bölgesinde tınlatmanızı tavsiye ediyorum. Arkasında hemen küçük dil yer alıyor. Küçük dilimizi kaldırmamız çok önemli. Bunu nasıl yapıyoruz? Esneme hareketiyle, doğal yöntemle, yani tam esneyeceğiniz anda yarım bırakıyorsunuz ve ses vermeye başlıyorsunuz. Tam kaldırıldığı zaman opera sesini üretiyor. Yarım kaldırıldığı zaman rock şarkılarını söylememizi sağlıyor. Yarımdan biraz daha az kaldırdığımızda, çok az esnediğimizde ise pop şarkılarını söylememizde işe yarıyor. Şimdi devam edelim. Evet, burada ses tellerini görüyoruz. Daha önce görmeyenler için çok önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Ses telleri bu şekildedir. Yandaki gördüğünüz kemiksi dokular ise yutkunduğumuz zaman birbirine şöyle çarpışıp geri dönüyorlar. Bu yutkunmamızı sağlıyor. Ses telleri arkadaşlar bu beyazların olduğu bölge. Beyazlardan nasıl oluyor da o kadar çok ses çıkartabiliyoruz diye düşünüyorsunuz. Bunu ben de bilmiyorum. Gerçekten çok ilginç bir yapımız var. Ses telleri dediğimiz yerin içerisinde fosforik sarı renkte bir asit bulunuyor ve S şeklini alarak hareket ediyor. İçerisinde de küçük tüycükler yer almakta. Gördüğünüz gibi birbirine sürekli şöyle sıkışıp geri ayrılıyor, sıkışıp geri ayrılıyor. Bu esnada biz nefesi dışarıya veriyoruz ve aynı zamanda sesi de dışarıya veriyoruz. Biz bunu yaparken nefesimizi ne kadar hızlandırırsak sesimizin tizliği o kadar inceliyor. Hızlı bir şekilde çıkartabiliyorsanız sesinizle beraber sesiniz zaten desibel olarak yükselecek ve aynı zamanda da tizlik derecesi de yükselecek. Evet, gördüğünüz gibi tomografi makinesine giren birkaç tane vokalisti çekmişlerdi az önce. Tomografi makinesini bilmeyenler için gösteriyorum. Devam edelim. Hiçbir şekilde ses çıkartmayan durgun bir insan görüyoruz şu anda. En önemli kısma geldik. Anlatmam gereken en önemli bölüm de diyafram bölümü. Diyafram şu aşağıda kaburganın hemen alt bölümünde, sağda ve solda, aynı zamanda da omuriliğe bağlı olarak görünmekte. Bu pembemsi doku aslında tam olarak pembe renkte değil, daha çok kas kiriş karışımı kırmızıya daha yakın renklerde. Akciğerin aldığı nefesi aşağıya doğru bastırmamasını, karın bölgesine ve mide bölgesine, bağırsaklara baskı uygulamamasını, birbirinden ayırmayı sağlayan en önemli organlardan bir tanesi diye düşünüyorum. İşlevi çok büyük. Neden diye soracak olursanız, şimdi sesle ne alakası var diye soranlar olabilir. Nefesimizi ciğerlerimize aldıktan sonra ciğerler diyaframı aşağıya doğru itmeye başlıyor. Şöyle görelim. Evet, ilk aşamasındayken nefes alınmış halini görüyorduk. Ve şimdi nefesi vermeye başladığımızda diyafram yukarıya doğru hareket ediyor. Dikkat ederseniz şu şekilde üçgen hali alıyor. In Brustraum während des Sprechens und Singens. Ve aynı zamanda ciğerlerimizi de bastırıyor. Nefesin içinden hızlı bir şekilde dışarıya çıkmasını sağlıyor diyafram, aslında bu kadar önemli. Peki biz bunu nasıl sağlıyoruz? Devinim dediğim şey, karın bölgesindeki kaslarımızı sıktığımızda nefesi daha hızlı bir şekilde yukarıya vermemizi sağlıyor. Yani karın bölgesi kaslarımızı, bel kenarlarındaki kaslarımızı ve aynı zamanda göbek deliğinin kenarındaki kasları sıktığımızda diyaframı sıkıştırmış oluyoruz, yukarıya doğru itiyoruz.
Karnımızı sıktığımızda midemiz de otomatikman sıkıştığı için diyafram bölgesine baskı uyguluyor ve diyaframı yukarıya daha hızlı bir şekilde itekliyor. Ve sesimizle beraber hareket ettiğimizde daha ince sesleri daha rahat vermemizi sağlıyor. Böylelikle ses tellerine yüklenmemiş, gırtlağımızın içerisindeki o kasları zedelememiş oluyoruz. Daha ince seslere tırmanmak istiyorsanız devinim hareketiyle, bunlar için eğitimcilere ihtiyacınız var. Yanlış bir şey yaparsanız nodül oluşabilir. Ve nodülün geri dönüşü olmayacak halleri var. Bunlara aman dikkat ediyoruz. Daha fazla tizlere erişmek isteyebilirsiniz. Bunu yapmamanızı tavsiye ediyorum. Bir şan eğitimcisi bizler tarafından görülmeden yapmamanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz görüntüde gırtlak bölümü kırmızıyla çizilmiş. Kırmızı bölge ses telinin önünde bir kapakçık gibi, erkeklerde daha fazla belli olur. Aynı zamanda ümük deniyor buna. Burada görünen şey tam gırtlağın uç üçgen bölgesi. Hemen gırtlağımızın arkasında bulunan bölgede ses telleri bulunuyor. Orası açılıp kapanıyor ve nefes arasından geçerek ağza ulaşıyor. Evet, burada gördüğümüz pembe alan size deminden beri anlattığım bölge. Dilimizin üst katmanı, gırtlak ve kapakçıkla birleşen dil kökü. Böyle daha net görüyoruz. Gördüğünüz gibi bu sert kıkırdak doku bizim şuramızdaki böyle dokunarak hissettiğimiz o sert bölge. Onun hemen arkasındaki bölgede ise ses teli yer alıyor. Bunu da bu şekilde gördük. Bu daha çizgi film tadında bir görüntü. Şimdi burada şunu netlikle gösterebilirim. Ses buradan nefesle beraber geliyor. Dışarıya damaktan dolaşarak geçiyor. Peki biz hep damağın orta bölgesinden sonraki küçük dilin olduğu yeri kaldırmamızı söyleriz. Neden? Gördüğünüz gibi damağın orta bölümüne kadar sert bir kıkırdak bulunuyor ve sonrasında kaldırabileceğimiz yumuşaklıkta bir bölge var. Onun için küçük dilimizin önüne sesi çarptırarak dışarıya atarsak daha net bir sese ulaşabiliriz. Yani brutal vokal dediğimiz bir ses. Onda da aynı şeyler oluyor fakat boşluğu daha fazla açtığını görüyoruz. Burada bir rapçi görüyoruz. Yine küçük dilin sürekli hareket ettiğinin farkındasınızdır. Dilimizin uç bölgesiyle sesi ne kadar fazla yönlendiriyoruz. Dil ucunu üst dişe yaslamış bir vokal. Gargara yapıyor gibi. Und beatboxing. Küçük dil, dil kökümüze çarpıp geri çıkıyor. O kısımda snare bölgesini oluşturuyor dikkat ederseniz. Bakın gülerken yine küçük dil geriye doğru yapışıyor. İşte burada hep size bahsettiğim kaslar görünmekte. Şimdi zaten videoyu ilerletince oraları renklendirecek. Bel yanındaki kaslar, üstten aşağıya doğru uzanan mide kasları, karın kasları ve kaburgamızın kenarından belimize kadar uzanan uzun bir kas bölgesi var. Bunlar diyaframımızı harekete geçirmesi için çok önemli kaslar. Sesimizin daha tizleşmesini sağlayacak olan kaslar. Kasların renklendirilince bölgeleri tam olarak belli oldu. Bu çizimde de kas bağlantılarının nereleri etkilediğini gösteriyor. Tabii ki bizim en çok kullanacağımız bölge alttaki sarı çizgiyle pembe çizgilerin kesiştiği nokta olan göbek deliğinin bulunduğu bölgeyi sıktığımızda zaten otomatik olarak diyaframı yukarıya doğru hızlı bir şekilde kaldırmış oluyoruz. Böylelikle ince seslerde gırtlağımızı yormamış oluyoruz. Bu hareketi de tam ses vereceğimiz zaman yaptığımızda devinim hareketini tamamlamış oluyoruz arkadaşlar.
Bir sonraki bilgi videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.